Herkese merhaba. Yeni bir programla karşınızdayız. Bundan böyle her hafta pazar günleri saat 12-1 arasında Ayraç programında bir arada olacağız. Haftanın öne çıkan kitaplarını konuşacağız. Bazen edebiyat dünyasının engin denizlerine dalıp bir kitabı yazarıyla değerlendireceğiz. Bazen de edebiyatta iz bırakan yazarları, kitapları konuşacağız. Programda ayrıca çocuk edebiyatına da yer vereceğiz. İlk programa Heykeltıraş Mari Gerekmezyan'la başlıyoruz. Dönemin 4 yapraklı yoncasından biri Mari. Çünkü o dönem akademide okuyan 4 kadından biridir Mari Gerekmezyan. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde felsefe öğrencisi. 2. Dünya Savaşı'nda Yahudi soykırımından kaçıp Türkiye'ye gelen Rudolf Belling'in öğrencisi. Rudolf Belling o dönem Sanayi Nefise Mektebi'nde, yani bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi'nde Mari'nin hocası. Onun heykeldeki yaratım gücüne inanmış, yaşasaydı çok büyük bir sanatçı olacağını söylemiştir Rudolf Belling. Mari'den Atatürk'ün doktoru Neşet Ömer İrdelp'in Profesör Doktor Şekip Tunç'un büstünü ve Patrik Mesrop'tinin maskını yapmasını istemişti. Mari yaptığı heykellerle ödüller de alır. Ancak Mari'yi pek çoğumuz Bedri Rahmi'nin dizelerinden tanıyoruz. Hatırlayacaksınız. Karadut'um, çatal karam, çingenem, nar tanem, nur tanem, bir tanem diye seslendiği, sevdalandığı kadındır Mari. Karadutum, çatal karam, çingenem, nar tanem, nur tanem, bir tanem. Ağaçsam dalımsın, salkım saçak, peteksem balımsın, avulum, günahımsın, vebalimsin. Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan, yoluna bir can koydum. Gökte ararken yerde buldum, karadutum, çatal karam, çingenem, daha nem olacaktım bir tanem, gülen ayvam, ağlayan narımsın, kadınım, kısrağım, karımsın. Mari Gerekmezyan'ın yaptığı Bedri Rahmi büstü ise Ben, Sen, Onlar Sanatçı Kadınların Yüzyılı sergisinde yer alıyor. Henüz sergiyi ziyaret etmediyseniz İstiklal Caddesi'nde bulunan Meşher sergi salonunda 22 Mart tarihine kadar büstü görebilirsiniz. Evli bir erkekle aşk yaşaması, üstelik Ermeni ve bir kadın heykeltıraş olması Mari'nin toplumdan dışlanmasına sebep olur. Ölmeden önce hasta yatağında ressam olduğumu sanıyorlar, ne ressamı, filozof olduğumu sanıyorlar, ne filozofu, ben hiçim, hiç. Ama hiç olmak ne garip, ne korkunç diye yazar. İki genç yazar, üstelik kardeş de olan Müjgan ve Vildan Tekin, Mari'nin unutulmasına izin vermediler. Uzun bir çalışmanın ardından Mari'nin hikayesini bir romanla okuyucuyla buluşturdular. Bugün Mari'nin yaşamını onlardan dinleyeceğiz. Mari'nin hikayesini yazmaya nasıl karar verdiniz? Aslında Mari'nin hikayesini yazmaya tabii ki Mari Gerekmezyan'ı biliyorduk. Ben de, Müjgan da onu biliyorduk. Karadut şiirini hepimiz biliyoruz. Onun ötesinde onun bir heykeltıraş olduğunu biliyorduk. Fakat 2015 yılında Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Çağdaşlarına Mektuplar sergisini ziyaret ettik Müjgan'la beraber. Ve o sergide hani Mari'nin aslında hak ettiği yerde olmadığını, bugün daha fazla hatırlamamız ve hatırlatmamız gerektiğini hissettik. Orada ilk defa yayınlanan mektuplar vardı çünkü. Mari ve Bedri arasındaki mektuplar ve dönemin sanat camiasının Bedri Rahmi ile sanat camiasının isimleri Bedri Rahmi ile mektuplaşmaları vardı. Ve o mektupların arasına girdikçe ve şiirleri tekrar dinledikçe o sergide gün boyu o atmosferin etkisiyle biz çok etkilendik. Birbirimize o gün söylemesek de, yani o sırada bunu paylaşmasak da sonrasında sergi üzerine konuştuğumuzda aslında çok benzer şeyleri hissetmişiz Müjgan'la. Mari Gerekmezyan Türkiye'nin çok önemli heykeltıraşlardan birisi ve eğer yaşasaydı, genç yaşta o hayatını kaybetmeseydi uluslararası anlamda çok önemli bir heykeltıraş olacağı söyleniyor dönemin hocaları ve sanatçıları tarafından. Böyle bakıldığı zaman Mari'nin neden unutturulmaya çalışıldığını, bu sorunun peşine düşmemiz gerektiğine inandık. Ve ne yapabiliriz üzerine düşündüğümüzde, araştırma kısmına başladığımızda Mari'nin satır aralarında ve dipnotlarda kalmış bir kadına dönüştüğünü görüyoruz. Aslında çok önemli, uluslararası anlamda pek çok eser vermesi beklenen bir kadının ödüllü heykellerinin kaybolduğunu görüyoruz. Yahya Kemal büstü gibi, diğer çalışmaları gibi. O yüzden neden acaba unutturulmak istendi? O dönemde neler yaşandı? Ve Mari gerçekten aslında varlığını ortaya koymak isteyen ve unutulmamak isteyen bir kadın olduğunu yaptığımız çalışmalardan da bu izlenimi edindik. O yüzden de onu hatırlamak ve hatırlatmak istedik açıkçası. Böylece yola çıktık diyebilirim. Hı hı. İyi ki yazdınız kitabı ve biz de Mari'nin dünyasına daha yakından, roman formunda tabii kitap ama yakından tanıma fırsatımız oldu. Peki Müjgan Hanım, Mari nasıl bir kadın? Biraz Vildan Hanım değindi aslında ama siz araştırmalarınızda nasıl bir kadınla karşılaştınız? Bir de o dönem Bedri Rahmi ve Mari'nin çevresinde kimler var? İsterseniz önce dönemi anlamaya başlayalım, çalışalım. Hı hı. Dönemi anlamadan hemen önce şimdi Mari, evet, o sergiden çıktık, çok etkilendik. Zaten daha önce de biliyorduk ama o sergi bizde o mektupları ilk kez okumak başka bir heyecan uyandırdı. Evet, bir roman yazma kararı verdik fakat şöyle bir durum vardı ki Mari gerçekten unutturulmaya çalışıldığı için hakkında bilgiye ulaşmak da çok zordu. Bilgiye ulaşmak çok zor olduğu için bu bir kurgu roman, yani sadece Mari'nin hayatından bir belgesel kesit şeklinde yazılmadığı için önce buna karar verdik. Yani bir kurgu roman yazılacaktı ve o kurguda doğal olarak Vildan ve benim de seçimlerim etkili olmak durumundaydı. Yani hangi karakterler girmeliydi ve girecek olan karakterler açıkçası kurgu olamazdı. Bir kurgu romanı olmasına rağmen, çünkü Mari ve Bedri Rahmi Eyüboğlu dönemin önemli sanatçılarından, doğal olarak o mektuplar bizi çok bu anlamda yol gösterici oldu. O mektuplardan yola çıkarak seçimlerimizi yaptık. Dönemde Eyüboğlu ailesine yakın olan sanat camiasından isimler, Mari Gerekmezyan'ın fakülteden, güzel sanatlardan arkadaşları, bunlara ulaşmaya çalıştık. Buradan yola çıktığımızda aslında O güne kadar Mari ile ilgili bilgilere baktığımız zaman Karin Karakaşlı'nın Sabır Taşı adlı hikayesi ilk yol göstericilerden biriydi. Daha sonra ondan önce de Can Dündar'ın Yüzyılın Aşkları belgeseli var. Fakat orada Eren Hanım ve Bedri Rahmi Eyüboğlu ilişkisi aslında işleniyor. Mari Gerekmezyan orada aslında özne değildi. Oradan biraz bilgiler edindik. Daha sonrasında ise San Dergisi çok önemliydi. Mari Gerekmezyan'ın ölümünden sonra Pangaltı Lisesi'nin çıkardığı bu dergi. O dergiden de baktığımız zaman hangi isimlerin romanda yer alacağına daha net karar verdik. Tabii burada Vildan'ın da hem akademideki çalışmaları hem bu akademideki çalışmalarını felsefeyle birleştirmesinden dolayı bir takım kaynakça araştırması yaptı Vildan ve bu kaynakça araştırmasından sonra o kaynakçaları taradık. Taradığımız zaman da seçimlerimizi kararlaştırdık. Dipnotlar şeklinde Vildan'ın da söylediği gibi bilgilere ulaştık. O bilgilerden bir dünya yaratmamız gerekiyordu. Çünkü birer cümle geçiyordu. Orada hayal gücümüz devreye girdi ve Mari'nin hocası Ahmet Hamdi Tanpınar, dönemin hemen hemen bütün sanatçılarının ziyaret ettiği ve veresiye defteriyle Vildan'ı da beni de açıkçası çok etkileyen Lambo'nun meyhanesi ve Lambo. Mari ile Bedri Rahmi'yi orada buluşturduk. Hatta Orhan Veli ile orada sanat tartışmaları yaptırdık. Daha sonra Halikarnas Balıkçısı. O da dönemin önemli aydınlarından biri. Mavi yolculuklarda birlikteler. Dedik ki biz mavi yolculukları da bu romana dahil etmeliyiz. O yüzden Halikarnas Balıkçısı da gelmeli. Yine o dönemin hem sanat eleştirmeni hem yakın dostlarından biri Fikret Adil doğrudan geldi ve Fikret Adil'in evinde Bedri Rahmi ve Mari'nin buluştuğuna dair çok küçük bir bilgi bulmuştuk. O bilgiden onu tasarladık. Sonra Eyüboğlu ailesine yakın isimlere bakıyoruz. Doğal olarak Bedri Rahmi'nin ağabeyi Sabahattin Eyüboğlu giriyor işin içerisine. Yine Eren Hanım'ın arkadaşları kimler olabilir diye baktığımız zaman Adalet Cimcoz bu noktada güçlü bir karakter olarak dahil oldu. Yine Bedri Rahmi'nin yakın arkadaşlarından ve ada ziyaretlerinde mutlaka gidip sohbet ettiği Sait Faik Abasıyanık hikayenin içerisine girdi. Böylece dünya büyüdü, genişledi. Her bir sanatçı doğal olarak roman içerisinde bir karaktere dönüştü. Bu seçimleri de böyle yaptık. Başka isimler de olabilirdi mektuplardan yola çıkarak. Fakat bu hikayeyi güçlendirecek olan, bu hikayedeki sanat tartışmalarını güçlendirecek olan isimlerin az önce bahsettiğimiz Ahmet Hamdi Tanpınar, Sait Faik Abasıyanık, Orhan Veli, Fikret Adil, Doğal olarak Nazım Hikmet, hapishanede Nazım Hikmet, Halikarnas Balıkçısı gibi isimler olduğuna karar verdik. Süreç böyle gelişti. Çok güzel. Peki şimdi kitapla ilgili ayrıntılara geçeceğiz ama siz iki kardeş bu kitabı yazıyorsunuz. Kaynakçalarla ilgili bilgi verdiniz. Çok az cümle belirli kitaplarda ya da makalelerde Mari'ye ilişkin bilgilere denk geldiğinizi, bütün bunları birleştirdiğinizi söylediniz. Aslında küçük küçük parçalardan büyük bir resim çıkarıyorsunuz bize. Okurken de bir kopukluk hissetmiyoruz aslında. Yani çok güzel bir aşkı anlatıyorsunuz ve çok akıcı bir dil var. Senaryo yazdığınızı da biliyorum. Bunun getirdiği bir pratik miydi bu? Aslında kesinlikle bir yanıyla öyle. Çünkü biz hani uzun zamandır Müjgan'la beraber ortak çalışmalar yapıyoruz. Senaryolar, film ve dizi senaryoları, metinler. Bu yüzden de bir dil ortaklığını daha önceden kurmuş olduğumuz gerçeği bize yol açıcı oldu o noktada. Fakat tabii ki iki romanlı kitap bizim ortaya çıkardığımız bir şey değil. Hani daha önce de bunun örnekleri var. Örneğin Arjantinli yazar Borges'in bir başka yazarla yazdığı öykü kitabı var. Evet. Ya da bu topraklardan bir örnek verirsek Melih Cevdet Anday'ın ve Arif Tamar'ın Yağmurlu Sokak kitabı var. Evet. Orada iki yazarlı kitaplarda hep şunu görüyoruz. O insanların çok iyi dost olduğumuz için biz bu kitabı iki yazarlı yazabildik dediğini görüyoruz. Biz bu dostluğun ötesinde iki kardeşiz ve çok inandığımız bir şey var. İnsan toplumsal koşulların ürünüdür sözü Marx'a atıfla söylersek biz aynı koşulların ürünü olarak yetiştik. Aynı kitapları okuduk, aynı müzikleri dinledik kardeş olmamızın doğal getirisi olarak. Ama tabii ki özgün farklarımızı da koruyarak bunu yaptık. Fakat birbirimizi besledik, besleyecek kaynaklara hep birbirimizle paylaşma olanağımız oldu. Yine de tabii ki başlarken hani acaba üslup konusunda nasıl olabilir diye özellikle Müjgan değil ama benim çekincem vardı. Çünkü Müjgan'ın daha önce de 3 tane yayınlanmış romanı var. Haliyle ben edebiyata okur düzeyinde, hani edebiyatla ilişkim okur düzeyindeydi. Biraz çekincelerim vardı. Fakat o noktada onun daha önceden kurmuş olduğu üsluba biraz yol arkadaşlığı yapmaya çalıştım. Ve o kardeş olmamızı, hem kardeş olmamızı hem de daha önce beraber çeşitli yazım faaliyetlerde bulunmamızın aslında bizim için çok olumlu bir şeye çevrildiğini gördük bu romanla da beraber. Çünkü aldığımız geri bildirimlerde genelde hani gerçekten bir üslup farkının olmadığına dair şeyler duymak bizi ayrıca ya da kendi adıma beni ayrıca mutlu etti. Çünkü başlarken gerçekten o anlamda çekincelerim vardı biraz. Ama hı hı. Sanıyorum bir şekilde onu üstesinden gelebildik. Peki okuyucunun da hayran kalacağı bir aşkı okuyoruz. Öyle bir kalemle yazıyorsunuz kitabı. Mari Bedri Rahmi'ye Bedirim diye sesleniyor. Bedri Rahmi için Mari de onun Karadut'u ve uğruna pek çok şeyi göze aldığı bir kadın. Hem onun resimlerini yapıyor hem onun için şiirler yazıyor. Mari'nin ellerinde Bedri Rahmi'nin heykeli, büstü canlanıyor. O aşkla yaratıyor. Kitapta bunu çok güzel ayrıntılarıyla aktarıyorsunuz. Peki Mari sizin kaleminizde can bulduğunda siz neler hissettiniz? Mari gerçekten evet kaynakçı araştırması yapıldı. Karakterlerimiz seçildi ama şimdi çok büyük bir aşkı anlatma sürecine girilecekti. Evet. Ve en zor kısmı aslında Mari olabilmekti. Biz Vildan'la Marice diyoruz. Marice bir dil bulmamız gerekiyordu. Çünkü evet bir yasak aşk. Bir taraftan Eren Hanım var. Ve bu iki kadını önce anlamamız gerekiyordu ki daha sonra bu romanı yazabilelim. Çünkü burada Eren Hanım'ın duygusunu öteleyemezdik. Eren Hanım'ı Mari'ye yapıldığı gibi hiçleştiremezdik. Sizin de söylediğiniz gibi hani o noktada o iki kadını çok iyi anlamamız gerekiyordu. Ve iki kadını anladıktan sonra biz tarafsız yani evet ortada bir yasak aşk var. Tırnak içinde bir yasak aşk var. Ve insanlar genelde bu yasak aşkta o dönemde dahil olmak üzere hatta bugünden bakan birçok insan bile bir taraf oluyor aslında. Eğer iki kadını yargılamayacaksa Bedri Rahmi üstünden bir yargılamaya giriyor. Ancak biz bugünden o döneme bakıp yargılama hakkımız olmadığını düşündük. Bir taraf olmayacaktık. Ne Eren Hanım'ın, ne Mari Gerekmezyan'ın, ne de Bedri Rahmi'nin. Ama bu roman Mari Gerekmezyan'ın romanıydı. Bu kesinlikle en önemli noktaydı. O yüzden Marice dilini nasıl konuşabiliriz, nasıl romana geçirebiliriz? Bunun üstüne Vildan'la çok düşündük. Ve gerçekten Mari'nin aslında sadece bir yasak aşkın öznesi olan bir kadın değil. İstanbul Üniversitesi'nde felsefede de bir öğrenci, güzel sanatlarda da bir öğrenci. Dönem çok karışık bir dönem, örgütlü kötülüğün çok yaygın olduğu bir dönem. Çünkü İkinci Dünya Savaşı, tüm dünya Hitler faşizminin altında eziliyor. Ekonomik olarak zorlukları var. Mari'yi anlarken bizler de sanatçı insanlar olarak, beni mesela en çok etkileyen, Mari'yi yazarken etkileyen noktalardan biri, Mari'nin sınıfsal konumu da üretimine açıkçası çok hizmet eden bir konumda değil. Zorlanıyor, sıkıntılar çekiyor. Heykel yapmak o dönemde bugünkü gibi çok kolay bir sanat dalı değil. Mali olarak sıkıntıları var. 2 gazeteyi aynı günde almayı düşündüğü günler oluyor Mari'nin. Tabii bunların bir kısmı kurgu. Vildan ve benim kurgum. Fakat açıkçası Mari'den çok farklı şeyler yaşamadığımız için, hani üretim yaparken bu koşullarda, yazmak da oldukça zor olduğu için bu koşullarda, Mari'yi anlamamız daha kolay oldu. Aşk kısmına gelince, orada da evet, normal şartlarda insanların işte evli bir adamla bir kadının aşk yaşaması bugün bana da sorulsa aslında doğru bulmadığım bir şey diyebilirim belki. Fakat orada bambaşka bir aşk var, yaratma aşkı. Birbirlerine dokunmadıkları zaman, birbirlerini görmedikleri zaman resim duruyor, şiir duruyor, heykel duruyor. Bunu denemişler, ayrı olmayı. Ve özellikle o ayrı olma dönemlerinde Mari'yi yazmak daha zordu. Yani çünkü Mari o kadar coşkulu heykel yapıyor ki, hatta romanda, bu da bir kurgu, bir gece yarısı Fikret Adil'in kapısına dayanıp hadi beni güzel sanatlara götür, bana Bedri Rahmi'nin hediye ettiği o taşı taşıyalım bir şekilde güzel sanatlara ve ben orada heykel yapayım diyecek kadar coşkulu bir Mari var bir taraftan, heykele tutkun. Ve Mari heykel yapamaz olduğu zaman gerçekten yazmakta biz de zorlanıyorduk. Çünkü yani Mari heykelle nefes alabiliyor. Mari heykel yapamadığı sürece Mari Gerekmezyan olmuyor. Yani bu noktada onların aşkında bu sanat üretimi, yaratma aşkı çok daha ön planda. Bedri Rahmi de deniyor ayrılığı. Yani birlikte olamadıkları zaman aslında Eren Hanım da bunu görüyor. Bu daha da zaten işi çok farklı bir noktaya taşıyor. Çünkü Eren Hanım da bir ressam. Bedri Rahmi'nin yaratamaması Eren Hanım'ı da çok etkiliyor. Bu konuda da zaten daha sonrasında Eren Hanım'ın söylediği sözler var. Burada yaratma aşkı çok daha ön planda. Biraz Eren Eyüboğlu'nda konuşalım. Çünkü çok büyük bir aşk hikayesi aslında onların da Bedri Rahmi ile yaşadığı. Paris'te bir atölyede tanışıyorlar. Çok uzun zaman, zannediyorum 4 ay kadardı değil mi? Birbirleriyle mektuplaşıyorlar ve müthiş heyecanlılar birbirlerine karşı. Ülkesini terk ediyor Eren Eyüboğlu. Aslında Ernestina adı, evet, gerçek adı ve Türkiye'ye gelince Bedri Rahmi ile evleniyor ve Eren adını alıyor. Anadolu motiflerine o da aşık aslında değil mi? Bedri Rahmi gibi. Ama Mari ile olan ilişkisini biliyor ve bu dediğiniz gibi aslında yaratma aşkına da saygı duyuyor gördüğüm kadarıyla. Aslında bugünden bakınca çok zor bir kadın için bu durumu anlamak. Belki sanatçı gözüyle bakmak farklı olabilir ama Mari'nin eserlerini saklayan da kendisi. Bugün mesela bizim İstiklal Caddesi'nde gidip göreceğimiz Meşher'deki Bedri Rahmi büstünü saklayan Mari, Eren Eyüboğlu, Mari'nin yaptığı bu büstü saklayan ve Bedri Rahmi'nin Mari tablolarını saklayan da kendisi. Çağının çok ötesinde bir kadın değil mi Eren Eyüboğlu? Kesinlikle öyle. Yani bu soruya cevap verirken Bedri Rahmi'nin söylediği bir sözle başlamak istiyorum ben. Eren Eyüboğlu'na hep şey dermiş, sen anadan doğma ressamsın, bense sonradan olma. Yani onun ressamlığını kendi ressamlığının da önüne koyarak ifade ediyor ve gerçekten de öyle. Bugün Eren Eyüboğlu'nun yaptığı resimlere baktığımızda onun elinden çıktığı, onun fırçasından çıktığı çok belli. İmzasını atmış her resme. Gerçekten Türkiye resim sanatı için çok önemli bir isim. Bu anlamda, ama bir taraftan da o kadınca duygularla beraber aslında bahsettiğimiz bu sanatsal yaratım duygularını da harmanlamayı başarmış. Evet, çünkü Mari Gerekmezyan ve Bedri Rahmi aşkı gizli saklı yaşanan bir aşk olmamış hiçbir zaman. Yani bu 3 isim de bizim hem bütün yaptığımız araştırmalardan ve döneme dair okumalardan edindiğimiz izlenimi söylemek gerekirse birbiri için üzülen, birbirini incitme duygusuyla incinen isimler. O yüzden Eren Eyüboğlu'nun tavrı da bizi çok etkileyen bir tavırdı o noktada. Çünkü dediğiniz gibi hem Mari'nin elinden çıkan Bedri Rahmi büstü, hem Bedri Rahmi'nin yaptığı işte Karadut gibi, Talaslı gibi, At Üstünde Aşıklar gibi Mari resimleri aslında Eyüboğlu ailesi sayesinde ve tabii ki Eren Eyüboğlu sayesinde bugün ne kadar korunarak gelmiş. Bu çok önemli ve tabii şu da var, Mari Gerekmezyan öldüğünde Bedri Rahmi Eyüboğlu'nu ve Mari'nin o dönem artık bir şekilde toplumsal baskıları biraz azaltabilmek için yaptığı bir evlilik var, Fred Gross. Kitabımızda evet. Bizim için o da çok biricik karakterlerden biridir. Fred'le beraber Bedri Rahmi Eyüboğlu'nu teselli eden isim Eren Eyüboğlu. Evet. Mari Gerekmezyan hastanede ölüyor ve Bedri Rahmi ile Fred Eren'e ama koşuyorlar. Yani o onlara sarılıp bir şekilde bağırlarına basıp hani onları teselli edebiliyor. Yeniden belki ayağa kalkmasına Bedri Rahmi'nin vesile olabiliyor. Çünkü bu aşk yaşanırken Eren Eyüboğlu aslında bir şekilde terk etmiyor Bedri Rahmi'yi. Fakat ne zaman ki Mari Gerekmezyan öldüğünde de gitmiyor. Fakat ne zaman ki aradan 2 yıl geçtiğinde ki bizim de kitabımızın ilk giriş bölümü öyle başlar. Bir etkinlikte Bedri Rahmi'den şiir okunması istendiğinde gözyaşları içinde Karadut şiirini okur. Bu gerçekte de böyle yaşanmıştır. Evet. Ondan sonra Eren Eyüboğlu Paris'e gidiyor. Oğlunu da yanına alarak, Mehmet'i de yanına alarak. Ve yine uzun süre mektuplaşmalardan sonra Bedri Rahmi ile görüyor ki Bedri Rahmi resim çizemiyor. Çünkü zaten Mari artık yok. Eren Hanım Bedri Rahmi için gerçekten soluk olmuş bir kadın. Onsuz da nefes alamadığını düşünüyor bir taraftan Bedri Rahmi Eyüboğlu. Ve Eren Hanım yine orada bence o sanatsal yaratımın verdiği güçle ve bu duyguyu anlamasıyla diyor ki tamam ben geri dönmeliyim. Çünkü hani bir yol arkadaşlığı yapmanın ötesinde Bedri Rahmi'nin resim yapabilmesi için geri dönmesi gerektiğine inanıyor. Mektuplardan da bunu anlayabiliyoruz biraz. Ve sonra geri dönüyor. Bedri Rahmi ölene kadar da birlikte üretimlerine, sanatsal üretimlerine devam ediyorlar. Bu çok çok büyük bir şey. Yani böyle bir tavır alabilmesi Eren Eyüboğlu'nun gerçekten o belki de bizim algılayamadığımız o aşka başka bir boyuttan da bakabilme ya da yadırgayanların çok fazla burayı göremediği noktada sanatsal yaratımı öne koyabilmeyle ilgili bir şey. Bir taraftan da şunu da belki eklemek lazım. Oğulları Mehmet Eyüboğlu'nun söylediği bir şey var yine. Evet, o çok önemli. Evet, bizim için de çok yol göstericiydi o noktada çünkü bu kurguyu kurarken. Annem nasıl babama tutkuyla aşık olduysa, babam da Mari Gerekmezyan'a aynı tutkuyla aşık oldu. Öyle bir tutkuyla aşık olmuş. Yani Eren Hanım da hep bunu söylüyor ve Bedri Rahmi ölünceye dek Mari Gerekmezyan'a dair tek bir laf etmiyor. Hı hı. Sadece buyurun. Sadece Bedri Rahmi'nin ölümünden sonra oğlum Mehmet'e diyor ki ben aslında sen olmasan belki hani bu kadar dayanamayabilirdim diyor. Bir tek cümle yani oğlu da onu söylüyor. 80 kere bunu söylememiştir. Bir tek kere bunu söylemiştir diyor. Hı hı. O yüzden Eren Hanım'ı anlamak belki bugünden bakınca zor geliyor olabilir insanlara ama gerçekten bambaşka bir olgunlukla bakabilmiş. Hı hı. Başka bir kitapta denk gelmiştim ben. Büyük Kulüp'te bunu söylüyor. Aslında buluşma yerleri de değil mi? Büyük Kulüp ve ölümünün 2. yılında ondan Bedri Rahmi'den bir şiir okumasını istediklerinde okuduğu şey Mari'ye yazdığı Karadut şiiri oluyor ve ağlayarak okuyor. Eren Eyüboğlu da dediğiniz gibi o ortamda ve orayı terk ediyor. Ben bu hikayeden sonra çok ilgilenmiştim aslında Mari'nin hikayesiyle. Sonra sizin kitabınız çıka geldi. Çok da iyi oldu aslında. Peki bir de Fred Gross var. Fred de aslında başlı başına bir hikaye. Çünkü Mari'nin bütün o Ermeni cemaatinden, ailesinden ve evli bir adamla birlikte olması, evli bir erkekle birlikte olması, bir kadın heykeltıraş olması, tüm bu dışlanmışlığına karşı Fred aslında onu koruyor. Çok iyi bir arkadaş. Fred sonra ne oluyor peki? Ona ilişkin bir bilgiye ulaşabildiniz mi? Fred'in sonra ne olduğuna dair bir bilgiye ulaşamadık Fred Gross hakkında. Fakat tahminlerimiz diğer tüm İkinci Dünya Savaşı'ndan Türkiye'ye gelen Hitler'e muhalif sanatçıların, aydınların olduğu gibi Fred'in de bu şekilde Türkiye'ye geldiği ve Narmanlıhan'da onun da bir atölyesi olduğu ve o atölyelerde zaten buluşuyorlar. Bedri Rahmi'nin de daha sonra ileride orada bir atölyesi oluyor. Ve aslında o da 2. Dünya Savaşı ve Yahudi soykırımından dolayı Türkiye'ye gelen aydınlardan biri. Fakat sonrasında geri mi dönüyor savaş bittikten sonra, burada mı kalıyor? Buna dair hiçbir bilgiye biz ulaşamadık kendi çalışmalarımızda. Fakat Fred romanda Vildan'ın az önce söylediği gibi bizim biricik karakterlerimizden biri. Yani çünkü Fred'i anlamak da çok zordu. Fred'i yazmak da çok zordu. Çünkü Mari Gerekmezyan'a açıkçası buna dair elle tutulur bir bilgi net şekilde yok. Fakat Ara Güler'in anlatımlarından yola çıkarak biz Fred Gross'un da aslında Mari Gerekmezyan'a başka türlü bağlandığını, sadece onu toplumsal baskılardan kurtarmak için bir evlilik yapmadığını çıkarımına vardık. Hem Ara Güler'in sözlerinden hem küçük dipnotlarda rastladığımız bazı cümlelerden. Çünkü Mari ile bir evlilik yapıyor Fred Gross. Ama Fred Gross aynı zamanda Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun da arkadaşı ve Ara Güler şöyle söylüyor bir anısında. Biz işte gecelerde bir takım etkinliklerde Fred'i, Mari'yi ve Bedri Rahmi'yi birlikte görüyorduk. Mari ikisi kol kola girmiş, öyle geliyordu gecelere gibi bir söylemi var. Şimdi bu noktada anlıyoruz ki üçü çok iyi arkadaş bir yandan. Evet. Ve burayı yazarken şu açıdan zorlandık. Bir evlilik teklifinde bulunduğu zaman Fred, Bedri Rahmi ne hissetmiştir, nasıl tepki vermiştir? Mari bunu bizim romanımızda en azından şöyle yorumluyor. Mari'nin artık ne kadar sıkışmış olduğunu görüyor Fred. Hem Ermeni cemaatinden, hem yaşadığı Türkiye'deki toplumdan, sanat camiasından, her yerden sıkıştırılmış durumda. İsmi artık yok sayılıyor. Heykeller ödül alıyor. Gazetelerde ödül alan heykellerin adı var fakat Mari Gerekmezyan'ın adı yok. Bu sıkışmışlık durumundan çıkarmak için dostça bir teklifte bulunduğunu düşündüğünü hissediyoruz biz Mari'nin. Bu böyle midir gerçekte? Elbette bugünden gidip hani o günü göremiyoruz, bilmiyoruz. Ama bizim duygumuz bu şekilde. Ve hani Fred'le evliliğinden sonra Mari'nin Bedri Rahmi ile ayrılık sürecini romanda, kurgusal zamanda en azından biz bunu böyle tasarladık. Ve o ayrılık sürecinde Fred çok yanında oluyor Mari'nin. Fakat Mari'nin hastalığından sonra artık bir şekilde Mari'ye aslında başka duygular, bir aşk beslediği Mari tarafından da anlaşılıyor. Ve bu noktada kendini feda mı etmiştir? Yani çünkü bir evlilik yaşıyor. Bunu anlamaya çalışmak. Yoksa bir dostu kurtarmak mı? Yoksa bütün bu duyguların karışmış hali mi? Çünkü Fred de bir sanatçı. Evet. Yine orada aslında az önce dönüp dolaşıp o yaratma duygusuna geliyoruz. Mari'nin yaratamaması, Mari'nin bir daha heykel yapmayacak olması endişesi ve Mari'ye beslediği özel duygular. Tüm bunların Fred'de de buluştuğuna ve Fred'in de aslında Mari'ce bir dil konuştuğuna en sonunda zaten hani karar verip Fred de romana bu duygularla geldi ve hani gerçekten de çok önemli bir karakter olarak geldi. Keşke Fred'in sonra ne olduğunu, nereye gittiğini, ne yaptığına dair bilgiye ulaşabilseydik. Fakat o da orada kesiliyor. Sonrasıyla ilgili bir bilgimiz yok. Peki son olarak Mari'nin hikayesini tiyatro sahnesinde veya beyaz perdede görür müyüz? Ne dersiniz? Aslında biz ilk olarak yola çıktığımızda bunu da bir senaryo olarak düşünmüştük. Çünkü daha önce de üretimlerimizi bu anlamda, ortak üretimlerimizi bu anlamda yaptığımız için. Fakat tabii ki sinema sektöründeki bir takım koşullar ve zorluklarla beraber bu fikrimiz biraz geriye doğru itilmeye başladı ve o dönemde bunun bir roman olması yönünde bizi çok fazla destekleyen isimler oldu. Onların da cesaretlendirmesiyle roman yazımına başladık. Tabii ki bir gün sinema perdesinde de görmek ya da dediğiniz gibi tiyatro sahnesinde görmek, yani her nasıl olursa olsun aslında, sanatın hangi alanında olursa olsun, Mari'nin hatırlanması, eserlerinin tekrar konuşulmaya başlanması ve onun gerçekten sadece bir tırnak içinde yasak aşkın öznesi değil de ürettikleriyle anılması ve bu aşkla beraber aslında bütün bu benim konuşmaya çalıştığımız gibi bir yaratım aşkıyla kendini bulma çabası. Biz kitapta da evet bir aşkı anlatıyoruz ama aslında oradaki aşk biraz da Mari'nin kendini bulması üzerine dönük bir şey. Bunu aşkla beraber ortaya koyuyor. Yani aşkın sanatsal kuruculuğu var orada. Bunu biraz ön plana çıkarmaya çalıştık ve tabii ki tiyatro olur, sinema olur, hangi alanda olursa olsun ya da daha sonra başka çalışmalar belki vesile olur, makaleler yazılır, akademik anlamda çalışmalar yapılır. Mari'nin bir şekilde, çünkü Mari unutulmak istenmeyen bir kadın, güçlü bir kadın, varlığını ortaya koyan bir kadın, sanatıyla, duruşuyla, çünkü yine o dönemin anlatımlarından görüyoruz ki kadının eve kapatılmasına karşı olan ve bunun için dışarı çıkan, heykel öğretmeye çalışan, öğrencileri olan bir kadın. Ve bu duruşunu bir şekilde ortaya koyacak her çalışma çok kıymetlidir bizim için. Hı hı. Fotoğrafı da bu arada değil mi? Gerçek fotoğrafına da ulaşmakta zorlandınız diye biliyorum. Çünkü hep basında çıkan fotoğraf Eren Eyüboğlu'nun fotoğrafı. Evet, bu konu açıkçası kitabın kapağına Mari'yi taşımak biraz da onun suretini artık geri kazandırmak. Çünkü bugüne kadar, yani romana kadar birçok yerde, hatta romandan sonra Mari'nin o girişte söylediğini Sezeyanlı hasta yatağında yazdığı cümlelerle birlikte hala Eren Hanım'ın fotoğrafı kullanılıyordu. Ve Eren Eyüboğlu'nun fotoğrafının kullanılması aslında her iki kadına da çok büyük haksızlık. Evet. Sadece Mari'ye değil, Eren Hanım'a da büyük haksızlıktı. Bugün hala birçok yerde, yani roman çıktı, Esayan Lisesi bizimle Mari'nin fotoğrafını paylaştı ama hala ısrarla, yani bunun bilinçli olduğunu kesinlikle düşünmüyoruz ama hani belki araştırma eksikliği, Eren Hanım kullanılıyor. O yüzden Mari'nin suretini kazandırılması isteği de vardı bizde. Mari Gerekmezyan'ın fotoğrafını bize ulaştıran o anlamda Esayan Lisesi'ne de gerçekten her zaman çok teşekkür ediyoruz. Çünkü kendisine ait çok az fotoğraf var. Onlardan en belirgin olanı da kitabın kapağındaki Mari. Orada resim, çünkü Esayan Lisesi'nde resim öğretmenliği de yapıyordu Mari Gerekmezyan. Evet, Mari yani her şeyiyle, heykelleriyle, o ellerinden taşan yaratım aşkıyla, suretiyle bugün daha çok konuşulmayı kesinlikle hak eden sanatçılardan biri. Rudolf Hoca'nın onun için söylediği, ölümünden sonra söylediği cümleler çok önemli. Yaşasaydı gerçekten dünya çapında bir heykeltıraş olacağını düşünüyor hocaları. Erken ölüyor. Yani hem dönemin koşulları, o dönemde yaygın olan bir salgın hastalık. Bizde tabii o başka bir şekilde biçimlendi. Yani evet, bir salgın hastalık da vardı. Fakat artık şöyle de düşündük. Yani bu aşk bir şekilde, Mari de bu aşktan çok büyük bir beklenti içerisinde değil. Hiçbir zaman olmamış. Eren Hanım'ı asla incitmek istemiyor. Eren Hanım onu incitmek istemiyor. Bir çıkış yolu aranırken artık bu hastalık veren Mari'ye geliyor ve hayattan kopuyor bir şekilde. Ama orada bitmemeliydi. Yani çok uzun yıllar, 2012 yılına kadar Mari Gerekmezyan'ın yok sayılması çok dokunuyor insana. Bir kadın olarak dokunuyor, yazar olarak dokunuyor. Yani sanatla ilgilenen insanların her birine dokunmalı. Çünkü üretmiş bu kadın. Evet. Vildan'ın az önce söylediği gibi aslında sanatın hangi alanında olursa olsun Mari daha çok konuşulmalı. Ve biz bu konuda elimizden gelen tüm desteği, yapabildiğimiz her şeyi yapmaya hazırız. Siz kitap tanıtım toplantısında şunu da söylemiştiniz. O kadar çok unutturulmaya çalışılıyor ki Bedri Rahmi'nin hayalindeki bir kadın karakter olduğu düşünülüyor Mari için. Aslında ne kadar üzücü. O yüzden bu kitap çok çok kıymetli. Kaleminize sağlık. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler katıldığınız için yayınımıza. Biz çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Haftanın kitapları bölümünde her hafta o haftanın öne çıkan kitaplarını değerlendireceğiz. İlk kitabımız Şermin Yaşar'dan Kalk Yerine Yat. 12 öykü var içinde. Şermin Yaşar'ın duru Türkçesiyle tanışabilirsiniz bu kitapta. Hepsi de birbirinden güzel hikayeler var. İkinci kitabımız Serer Şahiner'den Ülker Abla kitabı. Ben bu kitabı çok sevdim. Çünkü koca dayağından kaçan, tacize uğrayan, şiddet gören kadınları yazıyor Serer Şahiner. Ülker Abla da aslında yazarın daha önce yayınlanan Antabus kitabında rastladığımız bir yan karakterdi. Şimdi Ülker Abla orada o kadar çok ön plana çıkmış ve sevilmişti ki ayrı bir romanla karşımızda. Çok da güzel, zeki ve mizah yeteneği çok güçlü bir kadın. Koca dayağından kaçıp hastaneye sığınıyor. Çünkü hastane en iyi bildiği yer. Serer Şahiner kitabı çok akıcı bir üslupla yazmış. Mutlaka okumanızı öneririm. Diğer kitabımız ise Çin edebiyatından Franz Kafka ödülü sahipli Yan Lianke'nin kitabı. Jaguar kitaptan çıktı kitap. Günler, aylar, yıllar kuraklık Balooasra dağlarında baş gösteriyor ve insanlar çareyi göç etmekte, evlerini terk etmekte buluyorlar. Geriye ihtiyarla bir köpeği kalıyor ve kader ortaklığı yapıyorlar. Bir avuç mısır tanesi, birkaç damla su ve bir karış gölgelik peşinde dolanıp dururlar. Bu zorluklardan geriye kalan ise bir varoluş hikayesidir. Bir inattır. Bu kitabı da okumanızı öneriyoruz. Diğer kitap ise Deniz Yıldırım'ın Alakarga kitaptan çıkan Mümkün kitabı. Yine içinde farklı öyküler var. Deniz Yıldırım bizi farklı zamanlara götürüyor. Aslında anlattığı bir Türkiye mozaiği. İçinde yaymak istediği ışığı öğrencilerine aktarmak isteyen enstitülü bir köy öğretmeni de var. Hayatı balık tezgahıyla evi arasında geçen bir balıkçı kızı da ya da göğü delen büyük gökdelenlerin içinde yaşayan bir mimarın öyküsü de var. Bizi farklı farklı hikayelerle buluşturuyor ya da teneke toplayarak yaşamını idame ettirmeye çalışan bir adamın hikayesi ve işsiz bir üniversite öğrencisiyle yolları kesişen bir öyküyle de karşılaşıyoruz. Bu kitabı da mutlaka okumanızı öneriyoruz. Evet, şimdi sırada kitap kurtları için seçtiğimiz kitaplar var. Bu hafta onlar için 3 kitap var listemizde. Geçtiğimiz hafta Aziz Nesin'in 116. doğum yılıydı. Biz de Büyük Usta'yı saygıyla analım ve çocuk kitaplarında ilk sırayı Aziz Nesin'in kitabına ayıralım. Çocuklara en güzel masallar. Onlar ermemiş muradına, biz bekleyelim boşuna. Gökten inmiş 3 elma, ne bana ne sana ne Hasan'a. Aziz Nesin masalları okuyucularını uyandırmak için yazdığını söylüyor. Bu kitabı minik kitap kurtları için, hatta büyükler için de öneriyoruz. Diğer kitabımız Alice, özel bir baskı. Everest yayınlarından çıktı. Bu kitabın özel bir baskı olmasının nedeni açıklamalı notlarıyla yayınlanması. Sadece çocukların değil yetişkinlerin de okuyabileceği bir kitap. Üstelik bir de daha önce yayınlanmamış bir Alice hikayesi var içinde. Kitapta ayrıca Alice kitaplarının ilk basımının illüstratörü John Tenniel'ın şaşırtıcı çizimleri de bulunuyor. Haftaya yeni bir Ayraç programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.